Siz Şule Kurdoğlu, Nadir Yaman'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Serkan. Ne garip değil mi Serkan? Şu an evleniyorlar. Öyle. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Aklım almıyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız peki? Böyle mi yaşayacağız artık? Değiştiremeyeceğin şeyler için kendini üzmeye değmez Gencan. Baban sen istesen de istemesen de bunu yaptı. Benim de annem. Serkan, kabullenecek miyiz bunu? Kabullensek şu anda nikahta olurduk. Değil mi? Buradayız. Her şey için çok teşekkür ederiz Memur Bey. Sağ olun. Mutluluklar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız için size de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi kutlamayacak mısınız? Tebrikler. Tebrik ederim. Teşekkürler. Anne, babam gelecek değil mi? Şuleciğim, bu akşam ikimiz için Boğaz'da bir balayı, suiti ayarladım. Suit mi? Niye şaşırdın? Nikah gecemizi burada geçirmeyeceğiz herhalde. Tabii ki burada geçireceğiz. Ben sana söylemiştim. Ben burada kalmak istiyorum. Peki. Nasıl istersen. Karşı çıkmamıza rağmen vazgeçmediler. Söyledikleri onca yalana rağmen yüzümüze baka baka evlenmeyi tercih ettiler. Hayır, anlamıyorum. Bu inadın sebebi ne? Doğru söylüyorsun. Hadi diyelim senelerdir istiyorlardı bunu. Yani ben bu kadar acele etmelerini yine de anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Belki de aralarında bizim bilmediğimiz bir şey geçti. Ne olmuş olabilir ki Serkan? Bilmem. Ama bu kadar acele etmeleri sence de tuhaf değil mi? Bence bir an önce evlenip bizim kabullenmemizi istiyorlar. Bunu kabulleneceğimi sanıyorlarsa çok yanılıyorlar Genco. Ama biz kardeş olduğumuzu kabullendik değil mi? Bak Kenco, biz zaten kardeş gibiydik. Bu olanlar bizim ilişkimizi zedelemeyecek, merak etme. Bunca yıl yıllarca bıkmadan, usanmadan evleneliyim, evlenelim deyip durdun. İşte bak, sonunda istediğin oldu. Bence bundan sonra
kafanı olur olmaz şeylere takmayıp mutlu evliliğine odaklanmak zorundasın. İçki. Tabii ya. Bugünü kutlamak lazım değil mi? Ben bugünü kutlamıyorum Nadir. Bu yaptığın iğrenç teklifi boyun eğdiğim için içiyorum. Peki, öyle olsun. Ama bu benim karım olduğun gerçeğini değiştirmeyecek, bunu biliyorsun değil mi? Ben senin karın değilim. Sen de benim kocam değilsin. Bu evliliği neden yaptığımız ortada. Bana elini bile süremeyeceksin. İçelim. Sağ olun. Acelem yok. Ben bu anın tadını çıkartmak istiyorum. Ben üzerimi değiştirip geliyorum. Babaannen nereden biliyor canavarları? Şey... Bunu söyledim ona. Söyledin mi? Şey... Biz burada konuşurken bizi duymuş. Sonra da bana sordu. Ben de mecburen söylemek zorunda kaldım. Ne yapıyorsun sen Şule? Ne yapmaya çalışıyorsun? İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Sen onca zaman elini üstünde tut. Her istediğini yap. O gelse sana bunu yapsın. Reva mı lan? Ama suç bende tabii. Orhan abinin selamları var Kadir. Kolyesini sorayım. Aleykümselam. Nasıl, iyi mi Orhan abi? Ulan bela mısınız lan, he? Bela mısınız oğlum? Nerede lan bu? Sen burada. Sen de burada. Ulan bu da geldi başımıza.
Bu da yerli başına Kadir Efendi. Bakalım daha neler olacak. Şöyle bir şey yapacak. Kesin bir şey yapacak. Bitmiş. Bitti. Neredeler peki? Oda. Yani odadalar. Peki Ceren? Mine'nin yanında. Serkan? Niye evlendiler sence? Neden buradasın? Neden olduğunu gayet iyi biliyorsun Serkan. Ceren, ben çok kötüyüm gerçekten. Çok yani... Lütfen. Babam olduğunu söyleyen herif burada, bu evde, annemle birlikte. Ben buna dayanamıyorum ya. Dayanamıyorum. Serkan, bak şimdi Mine'yi uyandıracaksın. Lütfen gider misin? Ceren, en azından şimdi böyle davranma bana lütfen. Ne durumdayım, anlamıyor musun beni? Serkan, odana git uyu. Ya da git. Dertlerini psikolog sevgiline anlat.
ne yaptığımı zannediyorsun? Sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Bırak pislik adam. Sen beni salak mı zannettin ha? Sen beni salak mı zannettin? Bırak dedim kolumu. Birdenbire evlenmeye karar verince böyle bir numara yapacağını anlamadığımı mı zannettin ha? Bir daha sakın böyle bir şey yapmaya kalkma. Gebertirim seni, anlıyor musun? Nefret ediyorum senden. Senden nefret ediyorum. Göreceksin. Kızımın intikamını alacağım senden. Seni geberteceğim. Hiçbir şey yapamayacaksın. Sen kendine bak, anladın mı? Sen kendine bak. Geber. Allah seni. Sen kendine bak. Ne zannediyorsun? Bu değildi istediğim. İstediğim bu değil. İstemediğim şey bu. İstemiyorum. Anlamıyorsun. Anlamamışsın. Anlamayacaksın. Ha, anlamıyorum. Cebinde bir deste para eleştirip şık kıyafetler giyince ben senin peşinden mi geleceğim? Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Sen ne yaşıyorsun ya? Bitti diyorum. Bana dürüstçe söyle. Tamam. Niye bitti? Çünkü ben Genco'yu seviyorum. Oldu mu? Paraya değil sevgiye kıymet veriyorum. Tamam mı? Anla bunu ve git buradan. Ulan demek Zehra'yı kazanmak için oyunu sizin gibi oynamam lazım ha. İyi tamam, o zaman sizin gibi oynayacağız. Oynayacağız ulan. Hadi bakalım. Şule. Şimdi kalkacaksın. Giyineceksin. Üstüne çeki düzen vereceksin. Suratına tatlı bir tebessüm yapıştıracaksın. Ve her mutlu yeni evli çift gibi birlikte kahvaltı etmeye gideceğiz. Bundan sonra olacakları da daha sonra konuşuruz. Sen nasıl iğrenç bir adamsın. İğreniyorum senden. Nasıl bir yaratıksın sen? Sözlerine dikkat etsen iyi edersin. Hadi git, şimdi hazırlan. Ve aşağı inince de doğal davran. Canımı sıkma benim. Şimdi şöyle kıvırdık mı bitecek. Mineciğim bu saat çok tatlı oldu. Anne, bugün okula beni sen götürür müsün? Tamam, bırakırım. Anne, babamla barışacaksın değil mi? Mineciğim, nereden çıktı şimdi? Yani şey... Küsünüz ya, onun için söylemiştim. Gece duydum, sizi konuşmuyorsunuz, biliyorum. Demek uyumadın ha? Hayır. Anne, lütfen babamla barış, ne olur. Mineciğim, lütfen sen büyüklerin işine karışma, olur mu? Ama anne... Aması falan yok. Hadi, bunlarla yorma kafanı. Tamam. Sıdık abla, ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Ne oldu gelin? Ne anlamadın? Ya bunlar zengin değiller mi? Hı? Yani Nadir Bey hele bizimkilerden bile zengin. E bir balayına bile gitmediler, böyle evde kös kös oturuyorlar. Sana ne kızım insanların balayından? Ya bak, Serkan Bey ve Genco bile nikaha gelmedi. Madem kimse nikaha gelmeyecekti, madem bunlar böyle bir balayına falan gitmeyeceklerdi, niye yangından mal kaçırır gibi apar topar evlendiler ki? Gülin. Çok konuşuyorsun.
Yani üstüne vazife olmayan ne varsa onu bulup çıkartıyorsun yeminle. İyi de yalan mı? Ay, ayrıca sen de çok merak ediyorsun benim söylediklerimi ama çaktırmıyorsun. Kız, bunlar gerdeğe de mi burada girdiler şimdi? Edepsizlik etme Gülin. Ay, işimize bakalım. Al şunu içeri götür. Tamam. Şule Hanım. Şule Hanım iyi misiniz? Bir şey ister misiniz? Çay kahve falan. Yok, ben daha sonra alacağım. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Günaydın anne. Günaydın kızım. Ne oldu? İyi misin? İyi. Yani iyiyim. Durgun görünüyorsun. Aa, yok. Sıdık abla. Gene ne var Gülün? Şule Hanım inmiş masada oturuyor ama berbat durumda. Allah Allah, nesi var acaba? Bilmiyorum ki ama hiç iyi görünmüyor. Ya yeni evlenmedi mi bu kadın? Niye yüzü gülmüyor ki? Ben nereden bileyim Gülün? Ay. Ay, gece mi bir şey oldu acaba? Ya çok merak ettim şimdi. Ay, merak etmediğim bir insanların yatak odası kalmıştı. Niye öyle diyorsun Sıdık abla? Yatak odası bir evliliğin kara kutusudur. Merak edilmez mi hiç? Gülün, merakını da çeneni de tut. İşimize bakalım. Hadi kızım. Ay. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Nadir Bey, ne alırsınız? Çay, kahve? Kahve lütfen. Tabii. Nadir Bey. Hı-hı. Başınıza ne oldu? Aa. Önemli bir şey değil, merak etme. Gül'ün Ceren'le Mine gelmeyecekler mi? Odadaydılar ama. Çağır gelsinler, tabii. Günaydın. Günaydın. Dün akşam banyoda düştüm. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Artık buna nazar mı değdi? Başka bir şey mi denir bilemiyorum. Değil mi Şule? Bu masada daha önce birçok kez oturdum. Ama ilk defa bu sandalyede bu ailenin reisi olarak bulunuyorum. Size afiyet olsun. Serkan, Serkan dur. Dur lütfen, beni dinle. Bunu kabullenmenin senin için zor olduğunu biliyorum. Genco da beni evine kabul etmiyor. Benim şirkete gitmem lazım izninizle. Bir dakika lütfen, lütfen beni dinle. Ben düşündüm ve Şule ile birlikte ayrı bir evde yaşamaya karar verdim. Bunun için Yeniköy'de Şule ile ikimiz için bir yalı dairesi hazırlatıyorum. Biraz tadilat tamirata ihtiyacı var. Yani biraz zaman alacak. O kadarcık süre bize tahammül edersiniz herhalde, değil mi? Zaten en başında bana fikrimi sorsaydınız işler buraya gelmezdi. İstediğinizi yapabilirsiniz. Beni ilgilendirmiyor. Serkan, lütfen, lütfen beni dinle. Annen bu ilişkiyi kabul etmemene çok üzülüyor. Bak, hem özel hayatımız hem de iş hayatımızda iyi anlaşmak zorundayız. Bunu kabul etsen iyi olur. Sonuçta asla kopamayacak bir bağımız var. Sen benim oğlumsun Serkan. Vallahi bu saatten sonra benim ne birinin oğlu olmaya ne de yeni bir babaya ihtiyacım var. İşlere gelince onunla ilgili de kararımı henüz vermedim. Afiyet olsun size. Serkan, ben herkes buradayken bir şey sormak istiyorum. Bu yüzük kimin? Kızım, nereden çıktı o? Nereden buldun?
O yüzük benim, Hande. Sizin mi? Evet, benim. Nereden buldun onu? Odamda buldum. Odanda mı? Evet. 15'um gece sırasında düşmüş olmalı. Çok kıymet verdiğim bir yüzüktür. Benim için anlamı çok büyüktü. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, artık çalışma zamanı. Serkan'cığım, istersen beraber gidelim işe. Gerek yok, siz gidin, ben arkadan geleyim. Peki. İyi günler, afiyet olsun. Oğlunuzdaki kalp yetmezdi. Ne yazık ki ileri bir aşamaya ulaşmış durumda. Bir anda olan bir şey mi? Biz bunu nasıl anlamadık? Ne yazık ki kalp yetmezliği sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Koşarken çabuk yorulması, parmaklarının uyuşması, morarması gibi belirtileri vardır. Ama birçok insan çocuğuna bu hastalığı konduramadığı için bunları gözden kaçırabilir. Peki şimdi ne yapacağız? Hani ne olacak doktor bey? Tek çare kalp nakli. Kalp nakli mi? Hayat, sakin ol. Peki bu nakil için ne yapmamız gerekiyor? Ben başvuru için gerekli olan belgeleri hazırlayıp bekleme listesine Murat'ın ismini yazdıracağım. Uygun donör bulunana kadar da bekleyeceğiz. Hemen buluruz değil mi? Hızlı bir şekilde buluruz yani. Bunu tahmin etmek imkansız. Ama ben size kendinizi uzun ve zorlu bir sürece hazırlayın dedim. Bu süreçte peki Murat dayanabilecek mi? Ufacık çocuk o daha ya. Hızlandırsanız falan. Merak etmeyin. Şimdilik değerleri normale döndü. İlaçla tedaviye de başlayacağız. Hatta burada kalmasına bile gerek yok. Onu eve götürebilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Burada ne oldu acaba? Şule Hanım, ben odanızı toplamak için gelmiştim de. Daha sonra toplarsın. Tabii. Her şeyi biliyor. Ya nasıl cesaret edebilir o yüzüğü göstermeye? Nasıl bir şey bu? Anne. Efendim kızım? Ben bir şey sormak istiyorum sana. Tabii kızım, sor. Nadir Bey'le neden evlendin? Olanları biliyorsun işte, yani daha önce de konuşmuştuk ya. Konuştuk, biliyorum ama kafama takılıyor. Şimdi insan sevdiği birini neden bıçaklar ki? Hepinize daha önce de söyledik, tartışmıştık. Benim de biraz sinirlerim bozulmuştu, kendimi kaybetmişim. Yani başka bir şey yok mu? Başka bir şey olmadı mı? Nadir Bey'in söylediklerinin dışında da bir şey. Hande, başka ne olabilir? Ne bileyim. Öyle sormak istedim, kusura bakmayın. Saklıyorsun sen Şule. Kızına neler yaptığını bile bile bu adamla neden evlendin?
yapacak şimdi? Kızım ağlama. Sen onun annesisin. Güçlü duracaksın. Ya niye bu dünyadaki her şey bizim başımıza geliyor ya? Ağlama Hayal. Ne olursa olsun güçlü duracaksın kızım. Bir çaresini bulacağız elbet. Bak, bana bak. Şimdi toparlan ve oğlunun yanına git. Hadi kızım. Babası da aynı şeyleri yaşamış. Ama sen onu kurtardın. Allah aşkına yine bir şeyler yap, kurtar Murat'ı. Torunuma bir şey olmasına izin vermeyeceğim Hayal. Asla izin vermeyeceğim. Bundan şüphen olmasın. Hadi kızım. Babası da aynı şeyleri yaşamıştı. Ama sen onu kurtardın. Allah aşkına yine bir şeyler yap, kurtar Murat'ı. Oğlunun kurtulmasını istiyor musun Bayram? Bana yardım etmeye karar verdin demek sonunda. Yalnız bir şartla. Oğlunun canına karşılık iki kişiyi öldüreceksin. Ne diyorsun sen Şule? Neden yapacakmışım böyle bir şeyi? Nedenini sorma. Nasıl sorma? Nasıl istersin benden böyle bir şeyi? Bunları tartışacak zamanım yok Bayram. Ya dediğimi kabul edersin, oğlun yaşar ve ona gerekli kalbi bulmana yardım ederim. Ya da ölür. Oğlunun yaşamasına karşılık iki kişiyi öldüreceksin. Bu sefer ne yapacaksın Bayram? Kader seni gene aynı şeyle sınıyor. Bu kez ne yapacaksın? Önce oğlum, şimdi torunum. Teşekkür ederim anneciğim. İyi dersler tatlı. Nasıl olmuş bakayım benim aslan torunum? Dede, ben burada çok sıkıldım. Çıkınca parka gidelim mi? Olur tabii koçum. Bir öpeyim. Çak. Alo. Haya neredesin? Konuşmamız lazım. Hastanedeyiz. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Serkan Bey, Orhan aradı. Kadir'i ellerinden kaçırmışlar. Kolye de Kadir'de kaldı, zararımız büyük diyor. Ne yapacağız? İşlerini doğru düzgün yapsalarmış da kaçırmasalarmış o zaman. Onları mı düşüneceğiz biz bir de? Sen Kadir'i bulmaya bak Yasmin. Biz de yeni bir plan yapalım abi. Emredersiniz. Hande, nasılsın? İyi, sen nasılsın? İdare ediyorum işte. Nikah nasıldı? İşte öyle, siz yoktunuz, oldu bitti. Anladım. Ben de eve bakmaya başladım kendime. Yani babamlarla aynı evde yaşamak istemiyorum. Galiba yeni bir ev bakmana gerek kalmadı Genco. Neden?
Çünkü baban başka bir eve taşınacaklarını söyledi. O zamana kadar da burada kalacaklarmış. Orada mı kalacaklarmış? Serkan ne diyor peki? Ne desin, canı sıkılıyor ama bir şey yapamıyor yani. Ne yapsın? Serkan ne yapsın? Ya Hande bak, ben ne diyeceğim? Buluşsak mı bugün? Ben Hayal'in yanına gideceğim. Murat biraz hastaymış. Hastalanmış mı? Evet, yani ciddi bir durum galiba. Ben de bilmiyorum şimdi tam olarak. Ben de geleyim yanınıza. Siz nerede buluşacaksınız? Parka gideceğiz. Tamam, tamam Hande. Görüşürüz. Görüşürüz. Beril Hanım. Kusura bakma Genco, böyle birden geldim ama... biraz konuşabilir miyiz? Tabii, tabii buyurun. Teşekkürler. Genco. Babanla Şule evlenmiş. Yani sana da böyle birdenbire evlenmeleri tuhaf gelmiyor mu? Yani başka şeyler olmalı. Öyle değil mi? Haklısınız. Ama bilmediğiniz şeyler var. Söyleyecek misin bana? Ben kardeşimi öldürdüm. Kadir oğlum. Bu işi ya yapacaksın ya yapacaksın. Başka yolu yok. Hadi bakalım. Yüzük kimin? Ne var Nadir? Hande'nin kahvaltıdaki sorusu neydi öyle? Yoksa bir şeyler mi hatırlıyor bu kız?
Ödün koptu değil mi? Korktun. Şule, soruma cevap ver. Bir şeyler mi hatırlıyor bu kız? Nasıl pisliksin sen ya? Nasıl bir pisliksin? Bunun için mi beni aradın? Karıcığım, kocanla böyle konuşmasan da soruma cevap versen ha? İğreniyorum senden. Allah'ın cezası, iğreniyorum senden. Şule, cevap ver bana. Bir şeyler mi hatırlıyor bu kız? Hatırlamıyor, Allah'ın cezası, hatırlamıyor. Dur, yavaş. Yavaş bebeğim. Murat'ın kalbinde bir sorun var. Maalesef oğlumuzda kalp yetmezliği var. Tek çare kalp nakli. Dikkatli ol Murat'cığım, tamam mı? Tamam mı bir tanem? Güzel güzel oyna. Aslan parçası. Ne haber? İyiyim Genç abi. Sen nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Ne haber? Nasıl olayım? Ne yapıyorsun bakayım? İyiyim Hande abla. Bayram Bey. Delikanlı merhaba. Merhaba Hande. Merhaba. Benim bir işim var Hayal. Sonra dönerim olur mu? Tamam. Dede gidiyor musun? Geleceğim koçum, merak etme. Sen güzel güzel oyna, tamam mı? Görüşürüz. Anne, salıncağı binebilir miyim? Tamam bir tanem ama kendini yorma, olur mu? Ben de geliyorum birazdan. Hayal, nesi var Murat'ın? İnanın bana, bebeği doğurmaya karar vermenize çok sevindim. Ben de çok sevindim. Neredeyse aceleyle yanlış bir karar verecektim. Bugün bebeğinizin kalp atışlarını dinleyeceğiz. Eminim onu duyduktan sonra bu kararı verdiğinize siz de çok mutlu olacaksınız. Ben duymuştum daha önce çocuğu olan arkadaşlarımdan. Çok büyülü bir anmış. Hayattaki en güzel anlardan biri. Peki eşiniz, o gelmeyecek mi? Hayır. Artık oturup konuşmamızın zamanı gelmedi mi? Hepiniz beni kullanıp bir kenara atabileceğinizi sanıyorsunuz. Ama yanıldığınızı göreceksiniz. Efendim Gülten. Leyla Hanım, ofisi açacak mısınız? Randevumuz var mı? Maalesef yok. Öyleyse açmamıza da gerek yok. Sen de bir hafta izinlisin, ücretini almaya devam edeceksin. Teşekkürler Leyla Hanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben niye bir şey duymuyorum doktor hanım? Bir şey mi oldu? Bebeğe bir şey mi oldu yoksa? Telaşlanmayın Ceren Hanım. Korkacak bir şey yok. Her şey normal seyrinde devam ediyor. Bakın, işte bebeğiniz. Ben niye göremiyorum? İşte burada. İşte bu da kalp atışları. Bakın orada. Şimdi bir de resmini çekelim.
eşinize de gösterirsiniz. Bak Serkan, ben bu olanların işlerimizi etkilemesini istemiyorum. Ama senin ne kadar profesyonel biri olduğunu da biliyorum tabii. Benim ne kadar profesyonel biri olduğumu biliyorsanız bunları konuşmamıza gerek yok. Hı? Bak Serkan, ben her şeyi hemen kabullenip bana baba demeni beklemiyorum senden. Ama biraz olgun olmanı bekliyorum tabii. Bak, oğlum olarak şirketteki haklarını sana teslim etmeye hazırım. Siz bana şirketten pay vereceksiniz. Ben de bütün bu yaşananları unutacağım yani, öyle mi? Serkan, ben böyle bir şey söylemek istemedim. Galiba... Oo, bakıyorum baba oğul duruma uyum sağlayıp kafa kafaya vermişsiniz ha? Evet, öğrendim. Yalnız seni daha gururlu bir adam sanırdım Serkan. Gerçeği öğrenmene rağmen hala Nadir'in yüzüne bakabilmen. Ve bu şirkette durabiliyor olman beni çok şaşırttı. Bu mesele seni hiç ilgilendirmez. Evet, ilgilendirir Nadir. Benimle oyun oynayıp bir kenara attığın için beni de ilgilendirir. O yüzden soracaklarımı dinleyeceksin, en azından bir cevap vereceksin. Ne cevap vereceğim sana? Neden evlendin onunla, ha? Sebebini biliyorsun, niye soruyorsun? Beni aptal mı sanıyorsun sen? Serkan'ın senin oğlun olduğunu yıllardır biliyordun ama onunla evlenmedin, ha? Yanımdayken Şule hakkında demediğini bırakmıyordun. Şimdi ne değişti? Ne değiştiyse değişti. Sana hesap mı vereceğim ya? Evet, bana hesap vereceksin. Bak Serkan, bu adam anneni sevmiyordu. Hatta kurtulması gereken bir yük gibi görüyordu. Gerçekler bunlar. Bil bunları. Bu evlilikle ilgili pis bir şeyler dönüyor kesin. Ya ne dönüyorsa dönüyor. Sana ne? Bak bence sen... Seni terk edip Şule ile evlendim diye şuurunu kaybetmişsin. Ama biraz daha aklı başında davranabilirsin. Senden bunu beklerdim. Öyle mi? Daha çok beklersin Nadir. Ayrıca senin için kurduğum bütün bağlantıları da yok edeceğim. Yaptığın yanına kar kalmayacak. Beni kullanıp atmanın bedelini ödeteceğim sana. Serkan, sen onu aldırma. Ne dediğini bilmiyor. Şuurunu kaybetmiş. Bak, işle ilgili bütün sorumluluklar bende, tamam mı? Sen hiç merak etme. Merak ettiğimi kim söyledi ki? Umurumda bile değil. Şimdi beni yalnız bırakır mısınız? Yapacak işlerim var. Peki. Şöyle. Otur, otur. Su getireyim mi size? Bir şey ister misiniz? Hayır, sağ olun. Kusura bakmayın, ne olur. Olur mu öyle şey? Ne kusuru? Siz iyi misiniz? Ne oldu? 3 gün önce doğum yaptım. Kızım erken geldi dünyaya. Şu an küvezde. Geçmiş olsun. Umarım iyi olur kızınız. Olacak inşallah. Aylarca içimde büyüttüğüm, gelmesini heyecanla beklediğim yavrumu kucağıma alamadan şu an onu bir camın arkasından seyretmek o kadar zor ki. Hele ki doğum yapan bir annenin ona hiç sarılamadan halini düşünmek bile istemiyorum. Bu o kadar zor ki. Allah onlara sabır versin.
Bebeğim öldü diye bunca yıl bana boşuna yas tutturdunuz. Bir çocuğu annesinden ayırdınız. Ama artık her şey değişecek. Bir kızın olduğu şimdi mi aklına geldi? Sen bana gelip Mine'nin gerçek annesi olmadığını söylediğinde ben de bilmiyordum ki onun benim kızım olduğunu. Şimdi o bebeğin kalp atışlarını duymayan bu duyguyu anlayamaz. Asla anlayamaz. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Umarım en kısa zamanda bebeğinize kavuşursunuz. İnşallah. Sağ olun. Tek çaremiz kalp nakliymiş, öyle diyor doktor. Bizi sıraya aldılar, uygun bir donör bekliyoruz. Yani yapacak bir şey yok, elimiz kolumuz bağlı şimdilik. Minicik, insan hiç konduramıyor. Hayal, gerçekten çok üzüldüm. Allah'ım, uygun bir kalp bulunamazsa ben ne yaparım hiç? Yani düşünmek bile istemiyorum yani onu. Hayal, kalp bulunacak, tamam mı? Yani böyle kötü şeyler düşünme, o kalp bulunacak. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız, sana yardım edeceğiz. Evet, evet. Yani artık bu ameliyatlar eskisi gibi değil. İnsanlar organ nakli konusunda daha bilinçli, daha anlayışlı. O yüzden sen merak etme, Murat'a en kısa zamanda kalp bulunacak. Göreceksin. İnşallah Genco. Her şeyi yaparım oğlum için. Her şeyi. Hayal, sen güçlü bir kadınsın. Şimdi daha güçlü olman gerekiyor. Murat için. Genco abi, hadi sağlamayacak mısın beni? Geliyorum koçum. Çok seviyor Genco abisini. Ben de onu. Avukat Hanım merhaba. Şermin Hanım'ın davası ertelendi demiştiniz. Günü belli oldu mu? Ha, 5 gün sonra. Peki. Teşekkür ederim. Demek 5 gün sonra. Şule Hanım'la görüşecektim. Buyurun. Şule. Ne istiyorsun Bayram? Beyefendi anlatamıyorum sanırım. Randevunuz olmadan Serkan Bey'le görüşemezsiniz. Ya hanımefendi ben anlatamıyorum galiba. Siz bir arayın. Kadir Demir geldi deyin Kadir Demir. O benimle her türlü görüşecek. Hadi ya lütfen ya. Serkan Bey, Kadir Demir adında bir bey sizinle görüşmek istiyor. Serkan Bey. Bekliyorum gelsin. Tabii efendim. Buyurun Serkan Bey sizi bekliyor. Selam. Ne istiyorsun Kadir? Ya şu dünyada benim bir yüzüm gülmeyecek mi Zehra ya? Ya annemleri nasıl kaybettiğimi biliyorsun. Sonra eşim Tarık. Şimdi Murat'ın bu hastalığı işte.
Murat'ın babasında da aynı hastalık vardı. Babası da mı? Yok. O bu hastalığı yenmişti. Ben Tarık'la tanıştığım zaman iyiydi yani Tarık. Tarık'ı bir trafik kazasında kaybettik. Bir gün bayramla evde kavga ettiler. Sonra Tarık çıkıp gitti işte. Bir dakika. Tarık'ı da mı trafik kazasında kaybettin? Bayram'la neden kavga etmiş onlar? İşte bilmiyorum Zehra. Ya Bayram bana bunu hiçbir zaman söylemedi. Ya benim ona karşı öfkem bu yüzden işte. Torunum Murat. Hasta Şule. Çok hasta. Yine kalp, yine aynı hastalık. Aynı oğlum gibi torunum da kalp hastası. Geçmiş olsun Bayram. Bana yardım etmeni istiyorum Şule. Yine mi? Tek çare kalp nakli. Ama benim elimden bir şey gelmiyor. Onu kurtaracak ne bir gücüm var ne de param. Ama sen yapabilirsin. Ne olur yardım et bana. Daha düne kadar bana tehditler savuran adam şimdi gelmiş karşıma benden yardım mı istiyor? O benim torunum Şule. Daha küçücük bir çocuk o. Çok çaresizim. Çok zor şeyler yaşadım Zehra ben. Ama kimse eyvallahım olmadı benim. Yani ne bayramdan ne başkasından asla yardım istemedim. Evet, başka bir şey bu. Yani kayınpederinle ne yaşamış olursan ol, Murat için en doğru kararı vermek zorundasın. Öyle. Bir de Murat'ın babası da aynı rahatsızlığı geçirmiş. Kalp bulmuşlar ona. Murat da bulacak. Değil mi? Kurtulacak Murat'ın da. İyileşecek o da. İyileşecek. Kalp bulunacak ona. Bayram aynı süreci yaşamış, oğlunu kurtarmış. Murat'ı da kurtaracak. Sana yardım edeceğim Bayram. Gelecek misin gerçekten? Ama bir şartım var. O kadın. Şermin denen o kadının yakında mahkemesi var. İkimiz de biliyoruz ki dışarı çıkacak. O kadını yok etmeni istiyorum. Ne demek yok etmek? Nasıl yapacağım bunu? Nasıl yapacağını da bana mı soracaksın Bayram? Daha önce nasıl yaptıysan öyle. Sen o kadını yok edeceksin. Ben de sana torunun hayatını vereceğim. Kendi kızını öldürdün ortaya çıkmasın diye. Benden gene bir masumun canına kıymamı mı istiyorsun? Bunları tartışacak bir konumda değilsin Bayram. Torunu seviyorsan, yerinde olsan bu tip sözlere girişmezdim. Bunu bana yaptırma Şule. Ne olursun bunu isteme benden. Ben şartımı söyledim. Kararını sen ver. Yani şimdi beni kapıdan çevirmediğine göre kim olduğumu bildiğini inkar etmeye falan kalkmayacaksın. Bak bu güzel. İyi anlaşacağız seninle ha. Sade de gel Kadir. Şimdi öncelikle bu Orhan adamlarını peşimden çekeceksin. Aklın sıra onu peşime taktın. Beni polise yakalatacaktın. Sonra da yurt dışına postalayacaktın değil mi? Ne oldu? Tutmadı. İkincisi kolyenin parasını yedim. Artık Orhan'a parasını sen mi verirsin yoksa seslerini başka türlü mü kesersin? Orası senin bileceğin iş. Kadir lafı uzatma, ne söyleyeceksen söyle hadi. Sade'de gel diyorsun. Doğru, en sevdiğim. O evdeki kızın anne olmadığını sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Değil mi? Zehra'nın kim olduğunu sen de biliyorsun. Ben de biliyorum.
senin ne işler çevirdiğini adım gibi biliyorum Serkan Efendi. İlk önce kardeşini öldürdün. Sonra da Zehra'yı onun yerine geçirdin. Ne diyorsun lan sen? Şşş. Sakin olacağız. Ağzımızı ayırmayacağız. Ne yapacağız? Önce şu kaydı dinleyip sonra konuşacağız Serkan Efendi. Evet Serkan, seni dinliyorum. Ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptığını söyleyecek misin bana? Ben kardeşimi öldürdüm. Nereden buldun ulan? Asıl mesele bu değil. Asıl mesele benim senden tam olarak ne istediğim. Murat'ın iyileşmesi için ne gerekiyorsa yapacağız, tamam mı? İyileşecek. Tamam. Şu yaşadıklarımız beni o kadar dağıttı ki Zehra, ben... Unuttum ya, bir şey konuşacaktın sen benimle. Hiç sorma. Ne oldu? Mine'nin babası Nadir çıkmadı. Ama Nadir, Hande'ye bunları yapan Nadir, eminim. Nasıl? Beni de rahatsız etti. Ne demek rahatsız etti, ne yaptı sana? Nikah gecesinde yanıma geldi bu. Ben parçalarım artık bu adamı. Bu... Ne bu böyle, yeter ya. Ya şimdi dışarıdan bakan biri anlayamaz bunu. Ama yani böyle bakışları, konuşma tarzı... Böyle geldi elimi falan tuttu. Yani böyle hissedersin ya, bir şey var o adamda. Hande'ye de öyle bakıyordu. Hande'ye nasıl baktığını gördüm, anladın mı? Kötü, kötü bakıyor. Kötü bir şeyler yapmış o kıza, anladın mı ben? Aşağılık. Sadece o da değil. Şule günlükle yüzüğü bulmuş. Evet, ben de yüzüğü aldım, herkesin ortasında çıkardım yüzüğü. Kimin bu yüzük dedim. Herkes gerildi tabii. Sonra Nadir, yüzük benim dedi. Yüzük onun. Yani Şule günlükle yüzüğü bulduğu zaman bunlar kavga ettiler, o da Nadir'i bıçakladı. Ya çıldıracağım şimdi, o zaman niye bu kadın bu adamla evleniyor ki? Ben de bilmiyorum, bilmiyorum işte. Yani bu zamana kadar Serkan'dan şüphelendik ama hata ettik. Şule temiz bir insan değil. Şule günlüğü gördüyse... Ya Serkan'a da göstersene günlüğü. Gerçekler böyle ortaya çıkar belki, ne bileyim. Yani olabilir. Deneyebilirim. Oranın adamlarını peşimden çekeceksin. O kolyenin parasını da bundan sonra benden kimse istemeyecek. Ha bir de ben senden ne kadar para istersem Trink diye hesabıma yatıracaksın anında. Sen ve Zehra bu kadar zamandır paranın peşinde misiniz yani? Bunu para için mi yaptınız? Ya yapma Allah'ın aşkına ya. Sen vizyonu bu kadar dar bir adam değilsin. Zehra'nın hiçbir şeyden haberi yok. Ne buraya geldiğimden haberi var, ne de bu kayıttan haberi var. Beni salak mı sanıyorsun sen ya? Estağfurullah, aksini bence sen akıllı bir herifsin. Hatta Zehra'nın ne kadar masum olduğunu anlayacak kadar da zekisin. Doğru değil mi? Ne? Peki bu yaptığınız ne? Bu yaptığım ne? Madem burada iki erkek konuşuyoruz, anlatayım sana. O Genco denilen herif var ya, o Zehra'nın hayatına girdi girelim. Zehra'nın gözü beni görmez oldu. Ben Zehra'yı tekrar kazanmak istiyorum Serkan. Bunun için de sen bana yardım edeceksin. O Genco denilen herif kadar güçlü olmak istiyorum. Zehra'ya iyi bir hayat sunmak istiyorum. Anladın mı? Ben bu kadar şeyi Zehra'yı bir zengin kaptıracağım diye yapmadım. Sen bana yardım edeceksin. Ben de sana yardım edeceğim. Ben Zehra'yı kazanacağım. Karşılığında sen de o küçük tatlı Hande oyununuz var ya, o evde ona devam edeceksiniz. Hatta ben bunun için size yardım edeceğim. Zehra ayağınızın altında dolaşmayacak. Öyle olup olmadık işlere de burnunu sokmayacak. Bence
ikimiz için de iyi bir anlaşma. Yani sen de karlı çıkacaksın. Ben de karlı çıkacağım. Sen bunu kafanda iyice bir tart, düşün. Ben nasıl olsa bulurum seni. Ha bu arada, bak, yanlış bir şey yapmaya kalkma. Ses kaydını anında polise yollarım. Anladın? Anladım. Hadi eyvallah. Niye geldin? Merak etme, kavga etmeye gelmedim. Konuşalım mı biraz? Genco abi yoruldum. İyi misin? İyiyim. Hayal, bir baksana. Ay bir şey mi oldu ya? Ha? İyi misin? Genco, ne oldu? İyi misin Murat'cığım? Anne yoruldum. Bir tanem benim. Eve gidelim mi? Gidelim bebeğim, gidelim. Tamam, biz bir daha geliriz Murat, tamam mı? Evet. Tamam. Çok sağ olun geldiğiniz için size. Görüşürüz kuzum. Sağ olun geldiğiniz için. Ne demek hayır? Biz gidelim o zaman. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Gel bebeğim, gel. Eşyalarımızı alalım. Evimize gidelim. Gel. Gel bir tanem. Evet, söyle seni dinliyorum. Niye gülüyorsun? Bir şey mi oldu? Sana terapiye gelip derdimi anlattığım günler geldi de aklıma sinirim bozuldu. Tabii o zaman senin böyle bir kadın olduğunu bilmiyordum. Hani kavga etmeye gelmemiştin? Bak bana yaptıklarını unutacak değilim. Sana gelip derdini anlatmaya çalışan bir kadının arkasından çevirdiklerini. Evli bir kadına yaptıklarını. Bunların hiçbirini hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ama buraya geldim çünkü sen bana ne kadar kötülük yapmış olursan ol bir annesin. Üstelik çocuğundan zorla koparılmış bir anne.
İnan bana Şule ve Serkan'ın sana yaptığı kötülüğe alet olmak gibi bir niyetim yok benim. O yüzden buraya geldim. Yani ne yapacaksın? Bak sen ortaya çıkmadan önce ben Mine'yi bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Ama ne olursa olsun sen onun annesisin. Bu yüzden sana yardım etmeye karar verdim. Nereden buldu bunu bu herif? Nereden eline geçirdi? Bunlar hep senin yüzünden Leyla. Eğer önemliyse. Yok. Önemli biri değil. Söylediklerine gelince böyle düşünmen büyük bir olgunluk. Çok teşekkür ederim Ceren. Yani bu durumda Mine'yi almama izin verecek misin? Hayır, ben böyle bir şey söylemedim. Bak o gün oraya gelip Mine'ye söylediklerini doğru bulmuyorum. Tamam, çok canın yanıyordu. Sen de onların canı yansın istedin. Ama ne olursa olsun önemli olan Mine'nin psikolojisi. Bunu sen daha iyi bilirsin. Psikolog olan sensin, öyle değil mi? Haklısın. Peki ne düşünüyorsun? Ben Mine'yle birlikte zaman geçirmenizi sağlayacağım. Hem o sana alışmış olur, sen de kızınla vakit geçirmiş olursun. Sonrasına da zamanla bakarız. Tamam mı? Tamam. İyi öyleyse. Ceren. Bu desteğin benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben... Çok teşekkür ederim. Leyla, bak zaten bunun böyle olması gerekiyordu. O yüzden teşekkür edecek bir şey yok. Ceren'in burada ne iş var? Hı? Ne oldu? Artık karını gizli gizli takip etmeye mi başladın? Benim kimseyi takip ettiğim falan yok. Sen hala neyin peşindesin ya? Niye görüşüyorsun Ceren'le? Onu ben çağırmadım. Kendi geldi. Neden? Annenle kızımı benden koparmanız onun vicdanını sızlatmış. Leyla. Mine'yi görmemi sağlayacakmış. Eğer senin Mine'nin etrafında görürsen... Ne yaparsın ha? Ha? Ne yaparsın? Serkan. Serkan bak hala görmüyor musun? Karın senden çoktan vazgeçmiş. Bırak şu inadı da yine eskisi gibi olalım. Yaptığın bir hata yüzünden bu ayrılık çok uzamadı mı sence? Senin o hatan yüzünden, o kayıtlar yüzünden ben neler yaşıyorum biliyor musun sen? Ne oldu ki? Zehra'nın peşindeki o Kadir denen herif kayıtları ele geçirmiş, beni tehdit ediyor. İyi de nasıl olabilir ki böyle bir şey? Bana numara yapma Leyla. O kayıtları sen verdin değil mi? Hı? Hayır, tabii ki ben vermedim. Bendeki tek kopyayı sen sildin, silmeden önce de Ceren almıştı. Belki de bu yüzden bana iyi davranmaya başladı. Belki de arkamdan iş çevirmez dediğin karın seni o adama sattı. Saçma saçma konuşma. Ben kayıtları Ceren'in bilgisayarından da sildim. Ben ne olduğunu eninde sonunda öğreneceğim Leyla. Ve eğer bu işin arkasında sen varsan sana bunu çok fena ödeteceğim. Çocuklar seni çok seviyor. Mine ile Murat senin yanında çok mutlu.
Ben çocukları çok severim. Yani onların saflıkları, hayalleri, hepsi melek gibiler. Ben tek büyüdüm. Çok isterdim bir kardeşim olsun. Çocukken onunla oyunlar oynayayım. Gerçi sonradan oldu ama istediğim... Aa gitti, kaçtı. Kaçtı, balon kaçtı. Ya. Sen bekle, ben geliyorum. Kolay gelsin. Abi ben balonların hepsini almak istiyorum. Yeter mi bu? Kardeşim bu çok. Olsun abi, al sen. Teşekkür ettim. Evet, buyur bakalım. Ne yapacağım bu kadar balonu ben? Gördüğümüz çocuklara dağıtalım. Bugün hiç değilse birkaç çocuğu mutlu etmiş olursun. Tamam. Ha? Hadi. Şişt, ne haber? Nasılsın? Gel. Balonun uçmuştu, al. Gücünü al sola verdim, yorgunum. Her geceme seni koydu ne zor durum. Ah bebeğim, tutamazsam elini zamansız. Her bir yaşta hevesim kalır derin yaramsır. İzlerini bulamazsam ölürüm, inan bana sersefilim. Uzaktan sevilir mi bir asır? Böyle bir vurgun olmaz, ezber bozulsun artık. Buz dilinden dökülse, sözden ucuz romanlıktan. Böyle bir vurgun olmaz, ezber bozulsun artık. Yaktığında söner de, kimse tutuşmam artık. Kime vereceğiz? Kimseye vermeyeceğiz. Bu bizim dilek balonumuz olacak. Dilek mi? Evet, bir dilek tutacaksın. Ne dileyeceğiz? Hande, dileğini söylersen gerçekleşmez ki. Yaklaş. Şimdi gözlerini kapat. Dilek tut. Hande, gözlerini kapat. Tuttun mu? Tuttum. Tamam, şimdi üçe kadar sayacağız. Sonra bırakacağız, tamam mı? Hı hı. Bir, iki, üç. Ya, kuşlar uçtu. İşte dileğini şimdi gökyüzüne bıraktık. Bu balon uçacak, senin dileğini bulacak ve sana geri getirecek. Sen ne diledin? Benim dileğim zaten gerçek oldu. Benim dileğim karşında duruyor. Gidelim mi? Arka gidelim.
gelse tutuşmam artık. Öyle bir vurgun olmaz, ezber bozulsun artık. Buz dilinden dökülse sözden ucuz romanlıktan. Böyle bir vurgun olmaz, ezber bozulsun artık. Yaktığında söner de kimse tutuşmam artık. Neredesin Zehra? Neredesin ya? Ne kadar garip değil mi? Garip olan ne? Yani düşünsene. Benim hoşuma gitse de, gitmese de... babam annenle evlendi. Bense seni seviyorum. Sen beni seviyor musun? Evet anne. Seni seviyorum. Seni çocukluğumdan beri seviyorum. Seni tanıdığım ilk andan beri seviyorum. Kaybolduğunda bile sana olan sevgim değişmedi benim. Bir gün olsun dönmeyeceğini düşünmedim. Döndün. Döneceksin diye bekledim. Ve seni her zamankinden daha fazla seviyorum. Kim o Genco denilen herif mi senin aklını çeliyor? Ya, o çeliyor değil mi? Ya, vallahi o çeliyor. Saçmalama ya. Yok vallahi o çeliyor. Tabii herif senin peşinde koşuyor, zengin bir de. Sen Kadir'i unut. Kadir'i unut, git Genco'ya tutul seni. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya ne saçmalama, sen saçmalama ya. Yalan mı? Kızım, seni Zehra olduğu için seven biri varsa o da benim. Anladın mı? Sen bir şey söylemeyecek misin? Eve gidelim mi? Yani hani ben yanlış bir şey mi yaptım? Seni mutsuz edecek bir şey mi söyledim ben? Ne oldu? Anne. Sana kimse yalan söylemesin, tamam mı? Sen benim gördüğüm en iyi insansın. Kimse yalan söylemesin sana. Ne alıyorsun? Çok mutluyum ben. Gel. Muratcığım. İyi misin bir tanem? Yoruldum anne. Annecin şimdi sana bir şeyler hazırlar. Hiçbir şeyin kalmaz senin. Canım bir şey yemek istemiyor ki. Uykum geldi. Uyumak istiyorum. Şu montunu çıkartalım, uzan o zaman. Aa, dedem geldi. Ben geldim ya koçum. Bak sana ne getirdim. Ne var o poşetin içinde? Sürpriz. Aa. Aa, dedem oyun almış. Sevdin mi? Ama biraz uykum var. Uyanınca oynayalım mı? Tamam. Sen şimdi uyu, uyanınca oynarız. Ver. Ver onu bana. Hadi bakalım.
Gel bakalım oğlum. Gel. Kafanı koy yastığa. Şöyle Muratçığım. Koy kafanı buraya. Şunu da şöyle örtelim. Güzel güzel uyusun benim kuzum. Hadi bakalım. Uyanınca oyun oynayacağız. Tamam mı? Ona bir şey olmayacak değil mi? Ona bir şey olmasına izin vermeyeceğim hayal. Kurtaracağım onu. İnşallah boşuna umutlandırmıyorsundur beni. Sen içini ferah tut. İnan bana bir yolunu bulacağım. Nasıl? Sen sadece bana güven. Yapacağım dediysem yapacağım. Söylemediğim bir şey mi var? Canını mı sıkıyorum senin? Seninle alakası yok. Biraz yoruldum herhalde bugün. Dinlenirsem iyi olurum ben. Yalnız kalmak istiyorum. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne işin var sen burada? Ne işin var burada? Konuşacağız. Ne konuşacağız Kadir, bitti. Vallahi sana şu kadarını söyleyeyim. Konuşacak çok şeyimiz var. Aklın hayalin durur, anladın mı? Durdu zaten benim aklım. Konuşacak bir şey yok. Aynı şeyleri mi konuşacağız sürekli? Bitti diyorum ya. Konuşacak bir şeyimiz yok bizim. Kızım, ben bitti demeden bitmez. Kadir, bitti demeden bitmez. Şimdi kulaklarını aç, beni iyi dinle. O Genco denilen herif var ya. Şişt, kime diyorum? Ondan ayrılacaksın. Bir daha da görüşmeyeceksin. Sonra da biz yine birlikte olacağız. Sen ne yaşıyorsun ya? Sen kendin bir şeylere inanıyorsun. Gelip onları bana anlatıyorsun. Gerçekten benim gücüm kalmadı artık. Ben bir şey anlatamayacağım sana. Ne yapıyorsan yap. Ne yapıyorsan yap. Tamam. Peki ben gidip Genco'ya bütün gerçekleri anlatsam nasıl olur? Ha? Senin Hande olmadığını. Bir anlatayım da bir görelim ya. Seni mi seviyor yoksa Hande'nin hatırasını mı seviyor? O zaman bir görelim. Hepimiz bir rahatlayalım. Ne diyorsun? Ha? Yapmayacaksın değil mi onu? Her şeyi mahvetmeyeceksin değil mi? Yapacağım. Hem de bal gibi yapacağım. Ne olacak yapınca, seni sevecek miyim? Peşinden mi geleceğim? Ne olacak? Değişecek mi bir şeyler sanıyorsun? Zehra, seni o Genco denilen herife bırakmamak için her şeyi yaparım. Anladın mı? Diyelim ki Genco bu fotoğrafı görse ne der? Ha? Sence ne der, bir düşün. Ben sana söyleyeyim. Senin bana acımadan söylediğin laflar var ya, tek tek onları Genco'dan duyarsın. Seni sevmediğini söyler, seni istemediğini söyler. Anladın mı? Belki o zaman ne hissettiğimi anlarsın. Yapmayacaksın değil mi bunu? Beni bunlara sen mecbur bıraktın Zehra. Gittin o herifle aşk yaşadın ya. Ben senin için elimden gelen her şeyi yaptım ama sen beni görmezden geldin. Bak, sana annenin davasına kadar süre. O heriften ayrılacaksın. Bu Hamdi'ye ne oldu meselesini de unutacaksın. Sonra hep beraber buradan gideceğiz. Anlaştık. Anladın mı? Ben canlarım.
uzun lafın kısası, ben boşanmaktan vazgeçmedim ama bu süreci Mine'nin en az hasarlı atlatmasını istiyorum. Anlıyorum Ceren Hanım. Bir şey daha öğrenmek istiyorum. Mine'yi ben doğurmadım ya, velayetini alabilir miyim? Neticede size annesi bilerek büyümüş. E, psikolojik faktörleri de göz önüne alınca, eşiniz de kabul ederse tabii, elbette alabilirsiniz. Anlıyorum. Siz eşinizi boşanmaya ikna ettiniz değil mi? Hayır, Serkan hala ikna almıyor. Bakın, dava çekişmeli olursa gerçekten çok uzun sürebilir. Ne kadar bir zamandan bahsediyorsunuz? 2 yıla kadar uzayabilir. Ne? 2 yıl mı? Yani sırf Serkan boşanmak istemiyor diye ben 2 yıl bekleyecek miyim? Maalesef temayüller bu şekilde. İnanmıyorum ya. Ben boşanmak istiyorum ama bir an önce. Neden yapıyorsun bunu bana Kadir? Neden yapıyorsun? Neden? Herhangi bir ümitsizliğe kapılmayın. Bakarsınız eşiniz anlaşmalı boşanmayı kabul eder. Siz onu ikna etmeye bakın. Anlıyorum. Ceren Hanım, peki benim bilmem gereken başka bir şey var mı evliliğimizle ilgili? Velayet meselesi kritik. Benim her şeyi bilmem lazım. Başka bir ilişkiniz varsa şayet. Ne münasebet canım? Tabii ki böyle bir şey yok. Yok. Ama? Ama? Hamileyim ben. Hamile misiniz? Serkan'ın haberi yok bundan ama benim çocuğum sonuçta. İyi ama onun da çocuğu. Biliyorum. Ne yapacağım peki? Çocuğu Serkan Bey'e söylemeniz gerekiyor. Sonra da boşanmaya ikna etmeniz lazım. Şermin abla. Ne oldu abla? Yine dalıp gittin. Hiç. Hiç olur mu? Kimi düşünüyorsun bakalım? Dava yaklaştı ya. Ona gitti aklım. 5 gün kaldı. Ne diyorsun? Çıkabilecek misin? Şermin abla, hala bilmiyor musun? Avukatın dediğini yap. İnkar edeceksin. Seni çıkaracağım demedi mi? Hem dışarıda bekleyenin yok mu senin? Kavuşmak istediğin kimse yok mu? Anne. Yanımda olsaydın keşke. Keşke şimdi benimle olsaydın. Bana yardım etseydin. Sana yardım edeceğim Bayram. Gidecek misin gerçekten? Ama bir şartım var. O kadın. Şermin denen o kadının yakında mahkemesi var. İkimiz de biliyoruz ki dışarı çıkacak. O kadını yok etmeni istiyorum.
Kızım. Biraz konuşabilir miyiz? Olur. Eskiden ne güzel vakit geçirirdik değil mi? Ne güzel eğlenirdik. Şimdi her şey çok üst üste geldi. Hande, benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Nedir? İtiraf etmeniz gereken şey? Hoş geldiniz Ceren Hanım. Gülüm. Herkes evde mi? Evet, herkes evde. Leyla ile konuştum. Öyle mi? Ben de avukatımla konuştum. Boşanma davasını açıyoruz. Mine'nin zarar görmemesi için elimden geleni yapacağım. Eğer sevgilinin merak ettiği şey buysa ikisinin arasına girmeyeceğim, merak etme. Leyla onun bilgisayarına girdiğini söyledi. Şikayet mi etti sana? Evet, girdim. Onu rezil etmek için az bile yaptım. Daha fazlasını da yapabilirdim. Daha fazlasını mı? Ne biliyorsun ki? Hı? Ne biliyorsun? Ne o? Bilmem gereken başka şeyler de mi var? Benimle oyun oynama Ceren. Benimle oyun oynama. Aslında sen bu yüzü, onu sen olay gecesinde bulmadın değil mi? Evet. Sen o yüzü belki hatırlamayacaksın. Sen kaybolmadan çok önce bulmuştun ve herhalde bir yere sakladın. Yani sen Nadir ile benim ilişkimi biliyordun. Büyük ihtimalle o yüzüğü sen benim odamda falan buldun. Serkan'ın babasının Nadir olduğunu da biliyordun. Bizi duymuştun ve sonra tabii anlatamadın kimselere. Yani ben çok üzgünüm. Yani gerçekten seni bu konuma düşürdüğüm için çok üzgünüm. Lütfen beni affedebilecek misin? Tabii. Geçmiş geçmişte kalır. Canım kızım benim. Her şey düzelecek. Düzelecek. Sen niye yalan söylüyorsun neyin peşindesin yine? Şöyle günlüğü gördüyse ya Serkan'a da göstersene günlüğü. Ya o zaman gerçekler ortaya çıkabilir belki, ne bileyim. Gösterelim bakalım. Hoş geldiniz Nadir Bey. Merhaba Gülüm. Şöyle Hanım yukarıda mı? Evet, odasında. Hande? Şu yüzük meselesi. Çok teşekkür ederim. Özlemişim yüzüğümü. İyi ki buldun. Bebeği aldırmadın yani, öyle mi? Yapamadım. Peki neden bana söylemedin Ceren?
Çünkü o benim çocuğum. O ikimizin çocuğu. Onu benden saklayamazsın. Bu kararı tek başına alamazsın. Sen hangi kararı bana sorarak aldın da şimdi bu kararı beraber almamızı istiyorsun? Ya ikimizin çocuğunu taşıyorsun ve söyleyeceğin tek şey bu mu? Bana olan hıncın mı? Ben sana söyleyeceğim her şeyi söyledim. Boşanacağız, bitecek bu iş. Mine zarar görmeden ne gerekiyorsa yapacağız. Duydun mu beni? Ha sahip bunu ne zaman buldum demiştin? Olay gecesinden sonra. Ha. Bildiğim kadarıyla Genco senin hafızanı tekrar kazanman için çok uğraşıyor. Ne oldu? Bir şeyler hatırlayabildin mi? Yazık. Ah, Şule. Hoş geldin Nadir. Hoş bulduk. Biz de Hande ile geçmiş günlerden söz ediyorduk ama maalesef hiçbir şey hatırlamıyor. Maalesef, keşke hatırlasaydım. Hadi biz yukarı çıkalım. Serkan. Ceren bebeği aldırmamış. Biliyorum. Ne işin var bu evde? Karımın evinde mi? Bana karım deme. Niye? Değil misin? Hemen defolup gideceksin bu evden. Defol git. Nereye gideyim şöyle? Yani şimdi otele gitsem tuhaf kaçacak. Eve gideyim desem Genco beni istemiyor. Sen de benim karım olduğuna göre izin verirsen bu gece burada yatacağım. Nadir. Aa, beni uyurken öldürmeye falan kalkmazsın değil mi? İnan bana, hiç halim yok. Çok yorgun. Hadi iyi geceler. İyi misin? İyi miyim, değil miyim? Artık ben de anlamıyorum. Anlatmak ister misin? Oğlum. İyi misin? Her şeyi öyle bir hale soktun ki anne. Her şeyi öyle içinden çıkılmaz bir noktaya getirdin ki. Ben her şeyi ailemiz için yapıyorum. Sakın böyle bir şey söyleme. Sakın. Ceren çocuğu aldırmamış. Her şeyi berbat ettin anne. Her şeyi. Hadi dede, sıra sende. Sen anlatacaksın. Demek ben de. Anlatalım bakalım. Evet. Hop. Ya bu biraz zor. Ben bunu nasıl anlatacağım? Değiştirsem olur mu kartımı? Ama dede, uyum bozanlık etmek yok. Hay Allah. Peki. Şimdi. Başlatıyorum o zaman. Başlattım. Sürpriz olarak doğum günlerinde... Hata yaptın dede. Onu söylemeyecektin.
Hay Allah. Nasıl anlatsam, nasıl anlatsam? İnsanlar almaktan mutluluk... Yine hata yaptın. Of. Galiba ben bu işi beceremeyeceğim. Özel günler... İyi misin? Dede. Dede. Ya. İyi misin? İyiyim, iyi mi? Ya. Kafam karıştı. Siz devam edin. Ben hemen geliyorum. Canım. Ne oldu dedeme? Yok bir şey bir tanem. Hadi biz oynayalım seninle. Hayal, Murat nasıl, daha iyi oldu mu? Daha iyi canım, sağ ol. Bayram? Ne yapsın, üzülüyor o da. Erkenden çıkmış bugün de. Sen ne yaptın? Günlüğü verebildin mi Serkan'a konuştuğumuz gibi? Yok, veremedim. Ortalık çok karışık. Ama eminim yani, Nadir yaptı. Bir şey mi yaptı yoksa yine? Yapmadı da yani, konuştuğu her an anlıyorum, hissediyorum, o yaptı. Serkan bir şeyler anlarsa biz bunu ancak ispat edebileceğiz. Evet. Ama konuşamadım daha. Önce annemi görmem lazım. Onun yanına gideceğim. Sonra konuşacağım. Annenin davası ne zamandı? Az kaldı. Zaten seninle konuşmak istediğim bir sürü şey var. Yanına gelmem gerekiyor. Bir şey mi oldu? Gelince anlatırım. E tamam, konuşuruz o zaman. Hoşça kal. Hadi görüşürüz. Şermin Şimşek. Ziyaretçim var. Teklifimi düşündünüz mü? Peki ne karar verdiniz? Teklifinizi kabul ediyorum. Zehra. En doğru kararı verdiniz.
Peki şimdi ne olacak? Davanız görülecek. Sonra sizi tekrar buraya getirecekler. Buradan çıktıktan sonra her şeyi ben halledeceğim. Şule denen o kadın size zarar veremeyecek. Peki ya kızım? Yani o... Onu korumak için yapıyoruz zaten bütün bunları. Korkmayın. Siz dediklerimi yaptığınız sürece ona bir şey olmaz. Yalnız sakın unutmayın. Planımızdan kızınıza bahsetmeyeceksiniz. Eğer bahsederseniz onu koruyamam. Bana güveniyorsun değil mi? Evet. O zaman sözüme güvenin. İçinize de bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Ne yapıyorsun sen burada? Gitsene. Ne demek ne yapıyorsun burada ya? Ne yaptım ben sana? Ne demek ne yaptım ya? Tehdit ettin beni. E mecbur bıraktın. İnanmışsın bir yalana. Gözün kör olmuş kızım senin. Kadir, benim gözlerim eskiden körmüş. Ben seni sevdiğimi sandığım zamanlarda görmüyormuşum, anladın mı? Vay be. Vay. Aşkımız da yalandı o zaman. Ha? Onu da mı inkar edeceksin? Hadi et, onu da et. Ne yaşadık ya biz? Ben niye inkar edeceğim? Ha? Sürekli beni yarı yolda bırakmanı mı inkar edeceğim? Salak gibi sana inandığım zamanları mı inkar edeceğim? Neyi inkar edeceğim ben? Yok yok. O herif var ya, o genco denilen herif. O senin gözünü kör etmiş, ondan böyle konuşuyorsun sen. Kızım, sen hep beni sevdin. Hala da seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Sevmiyorum. Seviyorsun. Kadir, bunun Genco'yla bir alakası yok. Tamam, biliyorum. Beni üzdüğün kadar bana yardım etmeye de çalıştın. Teşekkür ederim. Ama bu başka bir şey. Bitti. Bizim aramızdaki şey sevgi değilmiş. Ben bunu anladım. Sen de anla artık. Kendi yoluna git artık ya. Anladım ben ya. Ama sen de şunu anla. Kızım benim senden başka yolum yok. Ya benim olacaksın. Ya da artık gerisini bilmiyorum ben. Ya sen ne diyorsun ya, ya benim olacaksın falan filan. Ne diyorsun sen öyle? Ha? Ne diyorsun? E mecbur bırakıyorsun insanı. Ya neye mecbur bırakıyorum seni? Git buradan. Zehra bak. Saçma sapan konuşma. Ne saçma sapan? Git buradan, annemi göreceğim. Git, sinirlerimi bozma. Git buradan. Zehra bana bak. Git. Görüşeceğiz seninle. Git. Seninle görüşeceğiz. Efendim Bayram. İstediğin olacak. Güzel. Ceren, kızım. Eğer müsaitsen konuşabilir miyiz biraz? Yok, benim çıkmam gerekiyor. Mine de okula gitmemiş bugün. Evet. Mine'yle vakit geçirmek istedim. Bir sakıncası mı var? Yok kızım, ne sakıncası olacak? Serkan söyledi, bebeği aldırmamışsın. Ne o? Benim bebeğimi de mi doğumda elimden alacaksınız? Bunu söylemeye mi geldin? O nasıl laf öyle? Yani
Ben sadece çok sevindiğimi paylaşmak istemiştim. Ceren, biliyorum bana kızgınsın ama... yani herhalde o kadını bir tuttuğumu düşünmüyorsun seni, değil mi? Ben seni çok severim. Yani sen benim gelinimsin. Hatta benim kızım. Çok merak ediyorum. Acaba eğer Hande'yi de kocası aldatsaydı bu durumda sessiz kalır mıydınız? Ben sadece Serkan'ı o kadından vazgeçirmeye çalıştım. Sen üzülme diye. Bunların hepsini kendi vicdanını rahatlatmak için yapıyorsun. Serkan da sen de artık gelip bana bir şey söylemeyin. Burada ben sizinle aynı çatı altında duruyorsam bu Mine'nin iyiliği için. O yüzden lütfen Serkan da sen de artık benimle muhatap olmayın. Müsaadenizle. Ceren. Ha. Bu arada bebek için fazla sevinme. Çünkü onun hayatında olmana asla izin vermeyeceğim. Kızım, canım, canım. Bir tanem, çok özlemişim seni. Ben de seni çok özlemişim. Hadi gel oturalım. Anne, sen buraya bir polis geliyor demiştin değil mi bana? Her şeyi biliyordum. Neden sordun? Bayram mıydı onun adı? Evet, de şimdi niye sordun sen? Tanıyor musun onu? Bir dakika, o zaman Bayram benim kim olduğumu en başından beri biliyor. Zehra, neler oluyor? Ben buraya girerken onu gördüm. O benim arkadaşımın, yani benim Zehra olduğumu bilen arkadaşımın kayınpederi. Aynı zamanda da Şule Hanım'ın akrabası. Akrabası mı? Yoksa bir şey mi yaptı sana? Hayır, ben daha yeni öğrendim onun bildiğini. Bir dakika, madem benim kim olduğumu biliyor, neden bir şey yapmadı? Ya da gelip bir şey söylemedi? Neyin peşinde ki bu adam? Zehra. Onun derdi seninle değil. Şule Hande'ye bir şey yapmış, öyle diyor. Şule Hande'ye bir şey yapmış. Neden susuyor bu adam? Bilmiyorum kızım. Yani zaten o da daha kesin bir şey bilmiyor da sadece şüpheleniyormuş. Anne, bu adam senden ne istiyor? Anne, bu adam senden ne istiyor? Bizi korumak istiyor. Şule'nin de cezasını çekmesini sağlayacakmış. Öyle diyor. Bu kadar mı? Bu kadar kızım. Herhalde her şey ortaya çıkarttığı zaman da bizim onun yanında olmamızı istiyor. O yüzden de böyle sık sık buraya gelip gidiyor zaten. Ben Bayram'ın bildiği her şeyi öğrenmek zorundayım. Öğreneceğim. Zehra, bak. Bu Bayram'ın söyledikleri var ya, acaba artık sen o evde oturmasan mı? Çıksan mı o evden? Daha değil anne. Tamam mı? Sabret biraz. Sen buradan çıkacaksın. Ben Hande'ye ne olduğunu bulacağım. Sonra da gideceğiz. Tamam mı? Senden sadece bir tane adamı halletmeni istedim Kazım. Tek bir şey istedim senden. Serkan Bey. Tamam Kazım, tamam yeter. Ne yapmamı istersiniz? Yapabilecek misin istediğim şeyi? Konuştun mu Orhan denen herifle? Konuştum, sorun yok. Kadir'i oyalayacağız şimdilik. İstediğini veriyor gibi davranacağız. Sonradan bakacağız ne yapacağımıza. Peki ya Hande Hanım? O da onunla mı? Onun bir şeyden haberi yok. Hayal. Ha. Nerede buluşalım? Tamam. Tamam, geliyorum. Görüşürüz.
Neler dönüyor ya? Bırak ben açarım. Hoş geldin Beril. Beni neden çağırdın? İstersen balkona geçelim, daha rahat konuşuruz. Genco'ya bütün gerçekleri anlatsam nasıl olur? Ha? Senin Hande olmadığını. Bir anlatayım da bir görelim ya. Seni mi seviyor yoksa Hande'nin hatırasını mı seviyor? O zaman bir görelim. Hepimiz bir rahatlayalım. Ne diyorsun? Ha? Yapmayacaksın değil mi onu? Her şeyi mahvetmeyeceksin değil mi? Yapacağım. Hem de bal gibi yapacağım. Geldi. Hande abla. Fırat. Nasılsın? İyiyim. İyisin, çok iyisin, gel. Gazoz içiyorum ben, sen de içer misin? Sana afiyet olsun, ben içmeyeceğim kızım. Elimden gelen bunlar Bayram Bey. Listeyi alıp uygun bir döner bulunmasını beklemekten başka bir şey yapamayız. Ne yazık ki. Anladım. İlginiz için teşekkür ederim. Ne demek? Keşke elimden gelen bir şey olsa. Size sormak istediğim başka bir şey var. Buyurun. Bayram'la annenin ne alakası var? Yani bilmiyorum da annemin anlattıklarından sonra ben Şule Hanım'dan şüphelenmeye başladım. Ya haklısın da insan ya evladına zarar verir mi? Vermez. Ben de bu zamana kadar öyle düşündüm. Şule bir şey yapmamıştır dedim. Yapmaz dedim ama yapmış yani bence. Bir şey gizliyor o kadın. Allah Allah. Bayram benim anne olmadığımı biliyorsa... Ve yani şimdiye kadar gelip söylemediyse ne yapmaya çalışıyor? Anlamadım ben de vallahi. Yani şimdi Bayram'la Şule işbirliği mi yapıyor? Ya da Nadir, Bayram, Şule bunlar her şeyi biliyor. Ve bir plan kurdular yani. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Anneme de bir şey yapacak bunlar. Evet Şule. Nadir'e elimden aldığın yetmedi. Galibiyetin tadını çıkarmak için mi çağırdın beni buraya? Ortada galibiyet falan yok Beril. Nadir'in sana yaptıklarından sonra onun ne kadar bencil bir insan olduğunu anlamışsındır herhalde. İnan bana, onunla evlenerek sana iyilik yaptım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır. Peki niye evlendin onunla? Ödemesi gereken bir bedel vardı o yüzden. Bedel mi? Neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinden. Sana söyleyemem. Ama eminim söylesem bir kadın olarak beni anlardın ve hak verirdin. Peki bunları bana niye anlatıyorsun? Çünkü Nadir'i mahvetmek için senden yardım istiyorum. Yardım mı? Evet. Onunla iş yapıyordun. Bir sürü bağlantıların olduğunu da biliyorum. Nadir'i de iyi tanırım. Onun yaptığı bazı pisliklerle ilgili eminim elinde birkaç belge vardır. Hı? Ne dersin Beril? Hem sen intikamını almış olacaksın hem de ben. Bana gereken kozu verecek misin? Ya o zaman onları harekete geçmeden sen bir şey yap. Ne yapacağım? Ya belli ki Serkan bilmiyor. Yani konuştuğumuz gibi Serkan'ın olayları öğrenmesini sağla. Nereden emin olabiliyoruz biz Serkan'ın bunları bilmediğini? Yok zannetmiyorum. Yani Nadir'in yaptıklarından Serkan'ın haberi olsa asla o evde sessiz kalmaz o. Olabilir. Bayram, o ne olacak? Ben Bayram neler çeviriyor onu bulmaya çalışayım.
Sen de Serkan'ı öğrenmesini sağla. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serkan, seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Konuşalım. Bayram benim anne olmadığımı biliyorsa, şimdiye kadar gelip söylemediyse ne yapmaya çalışıyor? Anlamadım ben de vallahi. Bayram'la Şule işbirliği mi yapıyor? Bu dosyanın sende ne işi var? Ne çeviriyorsun sen Bayram? Ne arıyorsun anne? Hiçbir şey bir tanem. Aa kamera. Dedemin kamerası mı o? Evet sen ver bakalım onu bana. Kurcalama. Sen ateşi sev biraz balığınla oyna hadi. Şey diyeceğim. Oyun oynamaktan vazgeçiyorsun yani öyle mi? Ne oyunu? Çok oynadığımız oyun işte. Her şeyi anlatacaksın. Evet. Dinliyorum. Ben bu eve geldiğimde yani döndükten sonra bir şey buldum. Bir şey buldum. Ve bulduğum şeyi sana göstermem gerekiyor. Nedir bu? Günlüğüm. Kaybolmadan önce yaşadığım her şeyi bunun içine yazmışım. Kurcalamadım anne. Sadece bakıyordum. Kızmadın değil mi anne? Kızmadım bebeğim.
şey hatırlamıyorum. Ama sen benimle ilgili her şeyi biliyorsun. Belki bana ne olduğunu bulabilirsin. Bana ne olduğunu bul. Bir de Nadir Bey'in yüzüğü var ya. Ben onu olay gecesinden sonra bulmadım. Bugünlüğün yanında buldum. Yıllarca bunun vicdan azabıyla yaşadım. Ve seni her gördüğümde, sana her baktığımda kötülüğümü hatırlıyorum. Güne kadar dayanacağım. Sırlarla, büyük suskunluklarla dolu bu ev. Sanki biri sesini çıkarıp bir şey dese, kağıttan kule gibi yerle bir olacak. İnsanın canını hep en çok güvendikleri yakıyor çünkü. En büyük yarayı hep en sevdikleri açıyor. En ummadıkların sana en büyük kötülüğü yapıyor. Anne ne oluyor? Ne oluyor? Bana bir şey söyle anne. Anne anlatsana ne oluyor? Anne delirtme beni anlat ne oluyor? Ben... Sen mi yaptın? Sen mi bıçakladın onu? Bu yüzük kimin? O yüzük benim anne. Sizin mi? Evet benim. Nereden buldun onu? Odamda buldum. O meşhum gece sırasında düşmüş olmalı. Alabilir miyim?